gerillaydı. Kont gerillayı kamuoyunun gündemine ilk defa Ecevit soktu. Örgüt maddi sıkıntıdaydı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Sancar para bulabileceği tek adresin Başbakan Ecevit'in kapısını çaldı. Niçin istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel Harp Dairesi için dendi. Ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında dediler. Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün dediler. İşte Kont Gerilla'nın varlığı hükümetin en tepesindekiler tarafından bile ancak böyle bir kaza eseri öğrenilebilmişti. Kont Gerilla o tarihten itibaren yıllar boyunca günlük yaşamımızdan çıkmadı. Aslında bu örgüt NATO tarafından olası bir Sovyet işgaline karşı kurulmuştu. İşgal durumunda örgüt gizlendiği yerden çıkacak, toprağa gömdüğü silahlarını alacak ve direnecekti. Örgütün her ülkedeki adı da farklıydı. Fransa'da Rüzgar Gülü, İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kuzu Postu. Aslında Kont Gerilla adlı bir örgüt yoktu. Bu kullanılan yöntemin adıydı. Söylentilere göre yönetenler de Genelkurmay'a bağlı olan Özel Harp Dairesi'nin sivil uzantılarıydı.